Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 2017 yılının açık ara ve açık ara en çok beklenen filmlerden biri olan No Game No Life Zero'nun incelemesiyle karşınızdayım. Film sonunda Blu-ray olarak çıktı yani kaliteli versiyonunda çıktı ve beklentimi çok yüksek tutarak açtım filmi izledim. Beklentilerimi karşıladım derseniz kesinlikle ve kesinlikle karşıladı. Özellikle filmin giriş kısmıyla finish kısmı yani bitiş kısmı harikuladeydi. 10 numara 5 yıldızlı çok güzel tasarlanmıştı. Özellikle filmdeki müzikler, sinematik efektler ve ses efektleri olağanüstüydü. Yani normal bir anime filminde görmeyeceğimiz efektler vardı. Gerçekten çok iyiydi. ya yani Madhouse bu konuda muhteşem bir iş çıkarmış. Yani hiç, yani ölmekten geri kalmıyorum. Cidden çok iyi iş çıkarmışlar. Ya yani ben daha önce hiç bu kadar iyi sinematik bir film izlememiştim. E, genel alimlerde ses efektlerini çok iyi tutmazlar. ses efektlerini çok özen göstermezler. Bu filmde ekstradan iyiydi. Ekstradan güzeldi. Hani bütün bunları bir kenara koyalım. Yani Meta olsun bu konuda hakkını kesinlikle vermemiz lazım. Ortaya muhteşem bir iş çıkarmış. Yani muhteşem bir eser koymuş. Yani senaryodan bağımsız olarak. özellikle filmin giriş kısmını ben çok beğendim. ve bitiş kısmındaki duygu ve hissiyat da çok güzeldi. Genel olarak filmde iki ana karakteriniz vardı. Riku ve Shivi. İkisi de özellikle Sora ve Shiro'nun bir yansıması olarak ya da bir reenkarnasyon olarak bahsedilmesi çok hoş olmuş. Öyle tasarlanması çok hoş olmuş. bize hani her ne kadar Sora ve Shiro'yu izlemiyor olsak da sanki onları izliyormuş havası verdiler ama genel olarak karakter yapıları özellikle Riku'nun karakter yapısı normal Soradan çok farklı, ee, Gene Shivan'ın karakter yapısı Shiro'dan çok farklıydı. Yani, hani çizimleri benzer ama karakter yapıları çok farklı olması güzel bir hava ortaya koydu. Yani şunu demiyorsun ama bak bu aynı Soranın yansıması, a bak bu aynı Shiro'nun yansıması. Bunu demiyorsunuz. Ve özellikle hikaye 6000 yıl öncesine ele aldığı için yani 6000 yıl önceki büyük ve efsanevi savaş, dünyalar kapatan, dünyalar açan efsane savaş anlattığı için hani bu tarz bir şey de hoş olmazdı. Fakat şunu diyorsunuz hala evet Sora, Diku'nun varisi, Shiro'da Shimin'in varisi bunu rahatlıkla söyleyebiliyorsunuz. Bu açıdan gene karakter kurguları ve hikayenin ilerleyişi çok güzeldi. Şimdi filmde benim hoşuma gitmeyen bir nokta vardı. Film bir yerden sonra çok karmaşıklaştı. Özellikle hani bir saatten sonra, bir saat 13 dakikadan sonra falan bir olaylar oldu orada, bir şeyler döndü falan filan. Oraları ben tam anlayamadım. Ya hikaye çok hızlı olduğu için oldu ya da ben cidden anlamadım <laughs> yani hani kısacası. Öyle de olmuş olabilir. Orada biraz işler karışıklaştı. Bence orada tam senaryo oturtamadılar gibi geldi bana. Yoksa hala süreleri vardı yani. Onu isteseler çok rahat bir şekilde az açıklayabilirlerdi. Fakat hani o kısmı saymazsak yani o dediğim çok basit bir senaryo geçişiydi yani. Saymazsak Genel olarak hikaye anlatımı, bu hikayenin günümüzde bağlantısı, önceki No Game No Life serisine olan bağlantıyı çok güzel kurdular. Ee, özellikle ben çok fazla spoiler vermek istemiyorum çünkü genelde bu videoları e, film izlemeyen arkadaşlar da izliyorlar. Eğer izlemediyseniz kesinlikle ve kesinlikle önce oturun film izleyin. Ee, burada çok fazla spoiler vermeyeceğim ama filmin sonundaki ince detaylar, ince göndermeler... Çok hoştu, çok tatlıydı. Ee, hani bunu genel olarak bir böyle hikaye anlatımı şeklinde sunmaları da daha da güzel olmuş. Yani büyük bir No Game No Life hayranı değilimdir. Öyle çok zeki karakterlerle de hayran da değilim. Ee, genel olarak hani o tarzlara bir ekstra bir meylim yok. Fakat No Game No Life Zero filmi bir devam filmi için e, hani önceki anime filmlerine kıyasla çok ekstra iyi olmuş diyebilirim. Hani ben açıkçası bu tarz bir anime devam filmi çok görmedim. Yani genel devam filmleri. Yani bu, bu, bu kadar kaliteli olmaz. Üzerine bu kadar uğraşılması olmaz. Ama hem Madhouse kalitesi, hem No Game No Life'ın sağlam karakterleri hem de güzel bir senaryo kurgusu ile ortaya muhteşem bir film çıkmış. Ee, yani ben cidden hiç sıkılmadan filmde hiç kopmadan rahatça izleyebildim. Ee, bu açıdan çok iyiydi. Ee, Riku karakterine bayıldım. Gerçekten öyle askeri liderleri, stratejik liderleri çok severim. Ve Riku da tam öyleydi. Yanına aldığı ile birlikte Dünyayı kasıp kavurdu. İnsanlar bir kez daha gücünü göstermiş oldu. Filmde bunu bir kez daha çok iyi gösterdiler. İnsanlar her ne kadar çok zayıf, çok güçsüz olsalar da eğer isterlerse çağı kapatabilirler. Ve gerçekten çağı kapattılar. Ve şöyle diyelim yeni çağda yeni bir akım başlatacak olanlar gene insanlar olacak. Özellikle o kuralların belirlenmesi işte o hani sırf insanları onlandırmak için bazı kurallar eklenmiş olması falan çok güzel ayrıntılarda bunlar benim çok hoşuma gitti. Özellikle böyle senaryoyla bağlantılı ince ayrıntılı şeyler ben çok seviyorum arkadaşlar. Her ne kadar koyması çok zor değil bunlar. hani film içine çok rahat yerleştirebilirler. Ama genelde çoğu film bunu yapmıyor, çoğu anime serisi bunu yapmıyor. No Game, No Life Zero bunu dibine kadar yaptı yani. Helal olsun güzel filmdi yani cidden beklentimi yüksek tutmuştum. Zaten yazın yayınlanmıştı. Yazın yayınlandıktan sonra ha çıktı ha çıkacak. İşte kamera versiyonları çıktı, kamera çekimleri çıktı. Yok o çıktı, yok bu çıktı. Kaliteli versiyon ne zaman çıkacak derken çıktı. Artık bakalım nasıl bir film ortaya koymuşlar diye izledim. Ki beklentim çok yüksekti. Hakiza bu mesela Fairytale Dragon Cry için de bu geçerliydi. Ama ortaya gerçekten Madhouse'un başyapıtlarından biri çıkmış diyebilirim. Yani ben filmin sinematik yönüne bayıldım yani. Cidden bir elma filminde daha önce hiç öyle görmemiştim. Yani ses efektleri falan çok iyiydi yani. Tam doğru yerlerde, doğru zamanlarda hani bir insanı etkileyen, insan heyecanından efektler vardı. Bana açıdan ben filmi bayıldım yani. Hani dediğim gibi bazı yerlerde bir senaryo karmaşıklığı oldu. E, o yüzden filmi 10 üzerinden 10 veremeyeceğim. E, fakat 10 üzerinden 8 de vermeyeceğim. Yani bence bu film 10 üzerinden 9'u hak ediyor hem bir devam filmi olması açısından hem bu devam mantığını senaryo anlamında çok iyi kurgulamasından ve sağlam karakterler ortaya koymasından dolayı ki bence bu filmde çok fazla fan servis de yoktu. Hani öyle sırf biz fanları sevindirelim diye böyle çok ekstra sahne koymamışlar. Gene birkaç tane vardı ama hani genel film akışı gereğinde, gereğince bayağı iyiydi. de ee, birkaç tane eski karakter gördük. Ee, hani mesela Jibril tarzı. Onların da aslında eski hikayelerde nasıl canlandırıldığını görmüş olduk. Hani böyle işte anime serisinden gördüğümüz karakterleri normal seride e, filmde birleştirebildiğimiz zaman ortaya gerçekten güzel bir nostalji çıkıyor. Madhouse gene bunu da yapmayı başardı. Madhouse zaten neyi başarmadı ki diyebiliriz açıkçası. Ben bu filmi bayağı sevdim. Açıkçası tekrar tekrar izleyebileceğim filmlerden biri. insanlar önerebileceğim filmlerden biri. Açın izleyin diyebileceğim filmlerden biri. Dedim ki biraz daha senaryo daha akıcı olabilirdi. E, ya filmi uzatıp biraz daha Konuyu detaylı anlatabilirlerdi ya da bazı yerleri atlayıp e, önemli noktaları daha böyle detaylı bir şekilde geçebilirlerdi. Onu yapmamışlar. Açıkçası ben bu tarz hani anime filmlerini çok garipsemiyorum. bunu olan olağan bir şey çünkü bu. E, ben genel olarak senaryoya bakıyorum. Ben filme bakarken bana girişte ne hissi verdi? Filmde bitirirken bana hangi hisleri verdi? Ben filmi bitirirken böyle içimde heyecan duygusu hissettim mi? Heyecan duygusu kesinlikle hissettim. Gözlerim bile yaşardı arkadaşlar. Ben böyle aşırı heyecandan dolayı anlattım. E, ve böyle çok güzel, tatlı sahneler vardı. E, aksiyonlar da çok iyiydi. Bu açıdan ben filme 10 üzerinden 9 veriyorum. Ve herkesin ve herkesin kesinlikle ve kesinlikle bu filmi izlemesini tavsiye ediyorum. Siz de bu film hakkında görüşlerinizi aşağıda yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Bugünkü videomuz sonuna geldik arkadaşlar. Gelecek videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.